ekonomistim Hande Taner ve Avrupa Siyaseti Yüksek Lisanslı mezunuyum. Serimizin bu bölümünde karşılaştırmalı sosyoloji ve siyaset teorisi bilimlerinde önemli olan akademik bir çalışmadan bahsedeceğim. Orijinal İngilizce olan The Three Worlds of Welfare Capitalism, Danimarkalı sosyolog Gösta Esping Andersen tarafından yazıldı. Kitap, ilk 1990 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Princeton University Press tarafından yayımlandı. The Three Worlds of Welfare Capitalism veya kısacası The Three Worlds, sosyoloji ve siyaset bilimi alanında refah devletlerini yani welfare states veya Almanca Wohlfahrtsstaatları ilk defa sistematik ve empirik bir şekilde karşılaştıran ve bu karşılaştırma üzerinde analitik bir teori üreten bir çalışmadır. Özellikle karşılaştırmalı sosyolojide ve refah devletlerinin tarihi, siyasi ve ekonomik gelişmelerini araştıran alanlarda en çok alıntı yapılan temel bir çalışmadır. Kitap iki ana neden ile yazılmıştır. Refah devletlerinin var olan teoretik modellerinin yetersiz olmaları fikri ve refah devletlerinin ayrı yapan veya bir arada toplayan özelliklerini hakkıyla ortaya çıkarabilen yaklaşımın sadece empirik bir araştırma olması fikri. Esping Andersen'in kitabı şu şekilde başlıyor. Önceden militarist veya kanun ve düzen devleti olan devletler, şimdiki zamanda daha çok sosyal refahın üretimi ve dağıtımı ile meşgul olan kurumlardır. Refah devletlerini incelemek ve araştırmak, kapitalist toplumların tarihinde önemli bir fenomeni kavramak anlamına gelir. Esping Andersen'a göre, refah devletlerinin gelişiminde bu devletlerin tarihsel özellikleri önemli bir rol oynamaktadır. Yalnız kitap tarihsel bir analiz değil. Modern refah devletlerini politik ekonomik yani political economy çerçevesinde araştırmaktadır. Bu yaklaşım refah devletlerini dar ve kısıtlı bir çerçeve içinde incelemeye zıttır. Dar ve kısıtlı çerçeve içerisinde refah devleti geleneksel sosyal ilerleme ve sosyal düzenlemenin bir parçası olarak görülüyor. Yani gelir aktarmaları, income transfers ve sosyal hizmetler çerçevesinde. Genel olarak araştırmalar aynı zamanda refah devletlerini lineer bir açıdan incelemişlerdir. Daha çok veya daha az güç, daha çok veya daha az harcama ve daha çok veya daha az sanayileşme. Buna karşı Esping Andersen, politik ekonomik yaklaşımının refah devletlerini 3 ayrı rejimlere ayırarak gerçekleştiriyor. Welfare state regime olan analitik ifadesi kitabın ana organize kavramıdır. Bu kavramı 3 nedenden dolayı kullanıyor. Birincisi, Esping Andersen'a göre refah devletleri geleneksel sosyal düzelme politikalarının dışında olan bir sistemdir. İkincisi, modern gelişmiş kapitalist uluslar sadece refah politikaları üzerinde değil, aynı zamanda bu politikalar ulusal seviyede iş yani employment alanını ve genel olarak toplumun sosyal düzenini nasıl etkilediğine değiniyor. Diğer bir deyişle devlet ve ekonomi arasında yasal ve kurumsal özellikler kompleks ama sistematik bir şekilde birlikte dokulular. Esping Andersen refah devlet rejimlerini, yani welfare state regimes, üçe ayırıyor. Liberal ve Anglo-Sakson, sosyal demokrat ve İskandinav, muhafazakar ve kıtasal Avrupa'yı. Bu üç rejim ayrımında iki temel analitik kavramı kullanıyor. Decommodification ve stratification. Commodification Türkçe metalaşma anlamına geliyor. Yani daha önce ticari bir mal niteliğinde olmayan bir şeyin mallaşması, değiş tokuş edilebilir ticari bir eşya haline gelmesi. Decommodification ise bu sürecin tersidir. Kitapta kavram şu şekilde anlatılıyor. Decommodification occurs when a service is rendered as a matter of right and when a person can maintain a livelihood without reliance on the market. The mere presence of social assistance or insurance may not necessarily bring about significant decommodification if they do not substantially emancipate individuals from market dependence. Yani decommodification veya metadan arınma, bireylerin yeterli derecede piyasa bağımlılığından özgürleştirilmeleridir ve piyasadan bağımsız şekilde kendi temel sağlık, gelir ve emeklilik ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri. Tarihsel olarak decommodifying yani metadan arındıran refah devletleri son 100 yılda olan yeni bir gelişmedir. Stratification veya tabakalaşma ise vatandaşlık ve sosyal sınıf arasında olan bağlantıya dayanıyor. Refah devletleri sadece toplumsal eşitsizliği gideren değil, aynı zamanda toplumdaki sosyal ilişkileri aktif bir şekilde organize eden bir güçtür. Burada önemli olan soru ise sosyal politikaların nasıl bir tabakalaşma oluşturdukları.
Son olarak 3 refah devleti rejimleri hakkında kısaca konuşacağım. Anglo-Sakson ülkelerinde olan liberal rejimler, en düşük decommodification etkileri olan ve göreli eşitlik ve fakirliğin bir karışımı barındıran, en çok da piyasayı destekleyen bir rejimdi. İkincisi muhafazakar, conservative rejim, daha çok kıtasal Avrupa'ya yani Almanya, Fransa, İtalya ve Avusturya gibi ülkelerde bulunan bir rejimdi. Bu ülkelerde statü farklılıklarının korunması önemli bir değerdir ve bu değer piyasayı refah dağıtıcı kurum olarak yerini kolaylıkla alabiliyor. Yalnız statülere o yapılan vurgudan dolayı refah dağıtım etkisi yani redistributive impact önemsizleştiriliyor. Son olarak sosyal demokrat ve daha çok İskandinav yani İsveç, Norveç, Danimarka gibi ülkelerde bulunan rejimler Esping Anderson'a göre örnek alınacak en önemli rejim tipidir. Toplumu en adaletli şekilde tabakalaştıran ve bireyleri en güçlü şekilde piyasadan bağımsızlaştıran bu rejim, piyasa ve devlet, çalışan sınıf ve orta sınıf arasında bir dualizmi destekleme yerine herkesin hakkı olan en yüksek standartların eşitliğini sürdürmektedir. Bu üç devlet rejimi ayrımı empirik bir çalışma üzerine de ve kitapta daha detaylı bir şekilde açıklanılıyor. Bunun yanında kitapta çok önemli yapılan bir açıklama bu rejim tiplerin tarihsel oluşumudur. Farklı sınıfların veya grupların birbirleriyle koalisyon kurmaları farklı sosyal ve ekonomik politikalarının ortaya çıkmasına çok önemli ve hala şimdiki zamanda uygulanan siyasal bir çalışmadır. Kitapta bunun farklı örnekleri veriliyor. Mesela 2. Dünya Savaşı'ndan sonra İsveç'te çiftçilerin ve orta sınıf çalışanların bir kırmızı-yeşil koalisyon kurmaları İskandinav rejim tipinin gelişiminde önemli bir etkisi olmuştur. Son olarak kitabın önemi 1990'dan sonra gelişen birçok araştırmalarda baz alınmasında görünüyor. Bu araştırmalarda Esping Anderson teorisi daha farklı empirik araştırmalar ile geride bırakılıyor ve aslında üç refah devleti rejimi basit bir ayrım olduğu öne sürülüyor. Teşekkür ederim.